Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Fizik Bulut YouTube kanalında yine seninle birlikteyiz. Bu videomuzda şöyle bir şey yapacağız. 12. sınıf öğrencilerimiz için, yaklaşan yazılı yazılısı olacak arkadaşlarımız için bir yazılıya hazırlık videosu hazırladım. Aynı zamanda şöyle bir şey düşünelim. 12. sınıf konuları olan basit harmonik hareket, çembersel hareket, Kepler, kütle çekim açısal momentumla ilgili karışık soru çözeceğiz. Yani hem AYT için güzel bir tekrar yapmış olacağız, hem de 12. sınıf yazılımıza güzel bir hazırlık olacak. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım istersen. Birinci soruyla başlıyorum. Harmonik hareketle ilgili güzel bir soru. KL arasında bir cismimizin harmonik hareket yaptığı söylenmiş. Ve cisim N konumundayken ivme vektörü, hız vektörü ve konum vektörü ile ilgili vektörler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Tabii bizim dikkat etmemiz gereken bir şey var. Harmonik hareketi çembersel harekete benzer bir hareket olarak ifade edebiliyorduk. Ve tabii bunun içinde şöyle düşünelim arkadaşlar. Çembersel hareket düşünürsek cismin bulunduğu konumdan itibaren, yani denge noktası, o noktası. Denge noktasından cismin bulunduğu konuma çizilen vektöre ne diyordum? Ya da ne diyorduk, hatırlayın. Buraya çizilen vektör uzanım vektörü olacak. Yani x vektörü böyle bir vektörümüz olacak. Aynı şekilde ivme vektörünü düşünecek olursam, ivme vektörü kesinlikle merkeze doğru olmalıydı, değil mi? Çembersel harekette ivme her zaman merkeze doğruydu. Şöyle bir vektör çiziyorum. Bu vektörümün de ivme vektörü olduğunu söylüyoruz. Gelelim hız vektörüne. Bu noktada hareket eden bir cisim için hız vektörünü çizecek olursan arkadaşım, hız vektörü cisim sağa gidiyor da olabilir. Hız vektörü için cisim sola gidiyor da olabilir. Yani hız vektörü için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü cismin bu anki konumuna göre hız vektörünü iki şekilde tanımlayabilirsin. Ama ivme her zaman merkeze doğru, konum vektörü de her zaman merkezden cismin bulunduğu noktaya. Peki merkez neresi Ahmet hocam? Denge konumu. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirsin. Bence çok önemli bir özellik. Yani ivmenin sağa doğru, konumun sola doğru olduğu seçeneği bulup işaretlememiz lazım. İvmenin sağa doğru dedik, konumun da sola doğru. İvmenin sağa doğru, konumun sola doğru. Hız vektörü sağa da sola da olabilir demiştim. Dolayısıyla işaretlemem gereken doğru seçenek burada kesinlikle D seçeneği olacak. Kontrol edelim. İvme vektörümüz sağa doğru, konum vektörümüz sola doğru. Hız vektörü iki yönde de olabilir dedik. Gerçekten çok güzel bir soru. Unutmamamız gerekiyor. İvme vektörü her zaman merkeze doğrudur. Tıpkı düzgün çembersel hareket gibi. Sevgili arkadaşım, ikinci soruyla devam ediyorum. Kütlesi M. M kütleli X cismi sürtünmesiz yatay düzlemde K1 olan yaylara şekil 1'deki gibi bağlanıyor. 2M kütleli Y cismi ise düşey düzlemde yay sabiti K2 olan yaylara şekildeki bağlanıyor. X ve Y cisimlerine basit harmonik hareket yaptıklarında periyotlar sırasıyla TX, TY oluyor. Peki, bakın K1 ve K2 oranı verilmiş. 1 bölü 8 ya da 8 şeklinde. K2 eşittir 8 tane K1. O zaman K2 gördüğüm yere 8 K1 yazıyorum. Şöyle düşünelim. 8 tane. Buraya 8K diyecek olursam aynı şekilde burası da 8K olacak. K1'ler ne olur Ahmet hocam? K1'lere K diyeceğim doğal olarak. Şimdi tabii bizden ne istiyor? Periyotların oranı istiyor. Sevgili arkadaşım, periyotları biliyorsun, yay sarkacı ile ilgili. Hemen periyot denklemimizi yazalım. T eşittir 2 pi çarpı kök içerisinde M bölü K. Buradan muhtemelen sevgili öğrencim Enes şu anda tam ek diyordur. Kendisine buradan selam. K ve buradaki cisimlerde, örneğin X cismi için yaylar birbirine nasıl bağlı? Bu önemli ayrıntılardan bir tanesi. Sakın buna seri deme. Çok önemli. Yaylar burada birbirine paralel bağlı. O zaman sistemin toplam yay sabiti burada 2K olacak. İşte yaylar burada seri bağlı. Seri bağladığı zaman ne yapıyorduk? Hatırla lütfen. 1 bölü K eş diyorum arkadaşım. 1 bölü K1, yani aslında direkt 8K artı 1 bölü 8K. Şimdi sen oradan diyorsun ki hocam, 8 çarpı 8 bölü 8 artı 8 yapsam olur tabii, neden olmasın, hem de harika olur. Burası 1 bölü 4 gelir ama ters çevirdiğin zaman yay sabitin 4K gelir. Bizden TX ve TY'yi istiyor. O halde TX'i hemen şurada yazalım. TX eşittir 2 pi çarpı karekök içerisinde ne yazmam gerekiyor? M bölü K. Kütlem zaten M, yay sabitim ise 2K. Şimdi bir de TY'yi yazalım ki altına oranlayalım. 2 pi çarpı karekök içerisinde kütlemizi yerine yazıyoruz. 2M bölü yay sabitimiz ise 4K. Orayı hemen bir düzeltelim. Yay sabitimiz 4K olacak. Yani bakın, yukarıdaki terim 1 bölü 2, aşağıdaki terim 1 bölü 2. O zaman bu ikisini oranlayacak olursan TX'in TY'ye oranı rahatlıkla ne çıkacak sevgili arkadaşım?
Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Sen bir git bakalım. Peki, şöyle geri aldık. Tx'in ty'ye oranı. Evet. Tx bölü ty oranı eşittir. 1 gelecek. Bizden istenen cevap da zaten x'in y'ye oranıydı. Şimdi devam edelim. İkinci, üçüncü sorumuzla. K ile arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 18 saniye. Yine güzel sorulardan bir tanesi. Buna göre cisim şekilde iki konumdan ok yönünde geçtikten, aha ok işte burada cisim ok yönünde geçtikten 30 saniye sonra nerede olur? Şimdi şöyle düşünebilirsin arkadaşım. Burada 30 saniyelik bir süre var ya, hani 30 saniye sonra cisim tekrar nerede olur dediğinde aslında 18 saniyelik periyotlar içerisinde hareket kendini yenilediği için cisim L noktasından geçtikten 18 saniye tekrar ok yönünde hareket edecek ve L noktasından geçecek. E peki Ahmet hocam gerisini nasıl yapacağım? E çok kolay. Senin yapman gereken şey arta kalan zamanı bulmak. Ne o? Delta T gibi düşünebilirsin yani. Arta kalan zaman delta t hareket süresi gibi düşünebilirsin. Şimdi 30 saniyelik bir hareket süren var. Her 18 saniyede bir olduğu yere geri döndüğü için 30'dan 18'i çıkarırsam 12 saniye. Yani bu soruda aslında çok önemli olan nokta şu. Diyor ki 18 saniyelik periyodun varsa 30 saniye sonra nerede diyorsa, yani ne demek bu? 12 saniye sonra aslında nerede olduğunu soruyor tekrar. Örneğin burası ne olsaydı? 40 olsaydı. O zaman 18 çarpı 2 diyecektim. 36. 40 çıkaracaktım. 40'tan 36 çıkaracaktım. 4 saniye sonra nerede diyecektim. Yani hareket her 18 saniyede bir kendini yenilediği için bize arta kalan zaman lazım. Yani 12 saniye. Tabii biz bu tip sorularda ne yapıyorduk arkadaşım? Lütfen hatırla. Buraya hemen T diyorsun. Sevgili arkadaşım buraya T diyorsun. Buraya 2T diyorsun. Buraya ise 2T diyorsun. Hareketin periyodu toplamda kaç T olacak? 12T olacak. 12T eşittir yukarıdan aldım 18 saniye. O zaman 1T dediğim şey 18 bölü 12. Hemen ikisini de 6'ya bölüyorum. 3, 6'ya bölüyorum 2. Yani 1,5 saniyelik bir süre. O zaman şuradaki şöyle mavi kalemimle T dediğim şey 1,5 saniye. Şurası ne olacak sevgili arkadaşım? 1,5 saniye. Şöyle 1,5 saniye. Buralar ise 2T olduğu için 3 saniye ve 3 saniye. Şimdi biz bu noktadan N noktasına tekrar 18 saniye sonra geldik ve 12 saniyemiz kaldı. Öncelikle şöyle yapalım istersen. N noktasından bir L'ye kadar gittik. Orayı tekrar bir sileyim. Şöyle. N noktasından başladım. L'ye kadar gittim. Bu süre benim için 3 saniyeydi. Tekrar buradan döndüm. 3 saniye daha oraya geldim. Bir 3 saniye daha 9 saniye. Yani şöyle düşünebilir misin arkadaşım? Diyor ki şuradan şuraya kadar zaten 3 saniyede burayı aldık. Geri döndük. Şuraya kadar bir 3 saniye daha geçti. 6. Şuradaki aralıkta 1,5 saniye geçti. Şuradaki aralıkta 1,5 saniye geçti. E toplamda o zaman ne diyeceğiz? 3, 6, 1,5, 1,5, 9 saniye oldu. Bize ne lazımdı? 12 saniye. O zaman 3 saniye daha şuraya taşıyacağım hareketimi. Yani şu araya bir 3 saniye daha yazacağım. O zaman K noktası hizasına geldiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman doğru cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Tekrar edelim. N noktasından 3 saniye sonra L'ye ulaştı. Tekrar döndü. 3 saniye geldi 6. 1,5, 1,5, 3 saniye 9. 3 saniye de buraya geldi. Toplamda 12 saniye. Nitekim benim istediğim şey de 12 saniye sonraki konumuydu. O halde A seçeneğini işaretledim sevgili arkadaşım. Bir sonraki soru. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde özdeş, bak şimdi şekildeki gibi özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına eşit kütleli enler ifade edilmiş. Cisimler asılıp bir miktar çekilip serbest bırakıldığında X cismi düşey, Y cismi yatay, Z cismi ise eğik düzlem üzerinde titreşim hareketi yapıyor. Frekanslar arasındaki ilişki soruyor. Dikkat etmen gereken önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi sen hep yazıyorsun ya T eşittir 2 pi çarpı karekök içerisinde yayı görünce yay sarkacını hatırlıyorum Ahmet hocam. O zaman da M bölü K yazıyorum. Tabii sen bunu bulduktan sonra ben senden ne istiyorum? Frekansı. Frekans ne? 1 bölü periyot şeklinde ifade edilebilir. Sakın bunu unutma. İşte buradaki ifade, yani bulduğun sonucu senden ne yapmanı istiyor? Ters çevirmeni istiyor. Hemen bakalım. Sevgili arkadaşım burada yay sabiti K zaten M. O zaman gel bunun periyoduna T diyelim. E buradaki yay sabiti K. E tamam, kütlesi de M. Hiçbir problem yok. Bunun periyoduna da T diyelim. 2 pi kök
M bölü K'lere T dedik. Şimdi burada şu iki yay birbirine seri bağlandığı için yay sabitleri ne olacak? K bölü 2 olacak. O zaman sistemin periyodu T 3 gibi ifade edersem 2 pi çarpı kök içerisinde M'imiz tamam, yay sabitimiz K bölü 2 şeklinde yazarsam o zaman ne olacak? Şu 2 yukarıya çıkacak. Geriye kalan kısma T dediğim için T kök 2 gibi bir şey gelecek. Ama ben frekansı istiyorum. Yani bunun frekansını şöyle düşünebilirsin. Bunun frekansını T ise frekansına F dediğimi düşün. Bunun periyodu T ise frekansına F dediğimi düşün. Ama bunun periyodu T kök 2 ise frekansını ters çevirip yazdığım için bunun frekansına F bölü kök 2 demem gerekiyor. Yani şöyle bir frekans karşımıza gelecek. Periyot daha büyük olduğu için frekans daha küçük olacak. Yani Z'nin frekansı en küçük, X ve Y'nin frekansları eşit. Sanki doğru seçeneği buldum gibi Z'nin frekansı en küçük, X ile Y'nin frekansları birbirine eşit, doğru seçeneğim C olacak. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu T, frekansı F'tir. Şimdi basit harmonik hareket yapan bir cismin yargılardan hangileri doğrudur? Yer çekim ivmesi arttırılırsa azalır. Basit harmonik hareket yapan bir basit sarkacın. Şimdi genellikle bunu şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Özellikle AYT sınavlarında karşılaştığınız, AYT sınavlarınızda, denemelerinizde ve üniversite sınavına gireceğiniz zaman karşılaştığınız şu öncüller var ya, yanlarına küçük küçük denklemler yazmak gerçekten çok önemli. Bir basit sarkaçsa bu T eşittir 2 pi çarpı kök L bölü G olarak ifade edeceğim. Yer çekim ivmesi arttırılırsa T azalır. Bakın G'nin artması T'yi zaten azaltacak. Hop cepte. Cismin kütlesi arttırılırsa frekans azalır. Şimdi burada kütleye bağlı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla frekans ya da periyot kütleden etkilenmeyecek. İpin uzunluğu azaltılırsa T, yani periyot azalır. İpin uzunluğu burada işte L. L'yi ne yaptın? Azalttın. L'nin azalması tabii ki de periyodu azalttı. O zaman ifademiz doğru. İşaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz ne olacak sevgili arkadaşım? 1 ve 3. Yani C seçeneği. Aha burada bize göz kırpıyor. Yalnız Ceyhan. Devam edelim. Bir sonraki soruda diyor ki bir yay 20 cm uzatıldığında yaydaki gerilme kuvveti 100 N oluyormuş. Sürtünmesiz bu sistemde neyse yayın ucuna 2 kg kütle cisim bırakılırsa periyodunu soruyor bizden. Şimdi sevgili arkadaşım biliyorsun ki öncelikle Hooke yasası dediğimiz bir ifade var ki senin için çok önemli. Lütfen unutma bunu. Neydi Ahmet hocam Hooke yasası? Skaler olarak yazıyorum. F eşittir K çarpı X, yani bir yaya uygulanan gerilme kuvveti ya da yayda oluşan gerilme kuvveti yay sabitiyle yayın boyundaki değişimin çarpımına eşit. Yalnız şu santimlere dikkat etmeyi öğrenmeliyiz artık. Buradaki ifadeyi metreye çevirmem gerekiyor. Kuvvet 100 N verilmiş, bir problem yok. Buraya getirdim 100 yazdım. K dediğim yay sabiti, değil mi? Yaydaki sıkışma ya da uzama miktarı 20 cm. 20 cm yani 2 bölü 10 metre. O zaman buradan K'yi çekecek olursam hop karşıya attım. 1002'ye böldüm. Ne olacak? 250. Doğru değil mi? 250. Yanlış yapmadık doğru mu? 50 yok. Yanlış. Kesinlikle yanlış yaptık. 250 olur mu? 500. Çok güzel. Olur, olur, olur. 500. Karşıya attık. 1000 bölü 2, 500. Evet, yay sabitimizi 500 olarak buldum sevgili arkadaşım. Şimdi bizden ne istiyor? Periyodu istiyor. T eşittir. Ops, 2 pi. Kök içerisinde M bölü K diyorsun. Değil mi? Eşittir. 2 pi, pi'ye dokunmuyorum zaten. Kalsın orada. Kök içerisinde. M ne? M ne? 2 kilogram olarak verilmiş. Bölü. Periyodum için yay sabitimde 500. O zaman burası ne olacak? 1 bölü 250. O da 25 kök dışına çıkaracak olursam 2 pi bölü 5 çarpı, şöyle düşünelim. Burası 1 bölü 25 olduğu için kök içerisinde bir ne kaldı? 10 kaldı. Böyle bir periyot denklemi ya da periyot sonucu bulmuş olduk. Tabii şöyle bir kontrol edeyim. 1 bölü 250, 25 çarpı 10, 25 kök dışına 5 çıktı, 10 içeride kaldı. Doğru yaptın değil mi? Herhangi bir işlem hatası var mı? Yok. 100 N. Buradaki ifadeyi de doğru yazdık. Şurada minik bir hata yapmıştık ama toparladık. Hadi bakalım devam ediyorum. Şimdi diyor ki basit harmonik hareket yapan bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Çok güzel. Buraya dikkat et bak. Hız zaman grafiği verilmiş sana. Buna göre hareketin genliği isteniyor. Şimdi her zaman söylüyoruz.
her zaman en çok sevdiğim terimlerden bir tanesi. Sevgili arkadaşım, sen düzgün çembersel harekette hızın bu olduğunu biliyorsan, basit harmonik harekette sadece altına max yazman gerekir. Ve hız zaman grafiğini baktığın zaman bak burada ne görüyorsun? Hızın en büyük değerini görüyorsun değil mi? Sonra zaten azalıp ters yönde en büyük değerini görmüş. O halde şöyle bir şey yazabilir miyim? V max dediğimiz hızın maksimum değeri eşittir omega çarpı R'ydi. Yani açısal sürat çarpı yarıçap. Şimdi devam edelim. Hızın maksimum değeri zaten 10. Şimdi şuradaki pi'yi 3 vermiş ya. Omega dediğin şeyin zaten 2 pi bölü t olduğunu biliyorsun. T'yi yazmıyorum, bir bekle bakalım. Şuraya da ben yine omega eşittir 2 pi bölü t yazayım istersen. Şimdi şurası zaman olduğu için grafik şurada başlıyor. Hop geliyor. Bak burada kendini yeniliyor. Yani tam bir titreşimi gerçekleştirmiş oluyor. İşte şu gördüğümüz 4 saniye bize neyi verecek? Periyodu verecek. Periyodu da 4 saniye. 2 pi bölü t bağıntısını bildiğimiz için getirip buraya 4 saniye yazıyorum. Çarpı e. Aha bak burada r var. Gelmiş. Şimdi ne oldu o zaman? Şurada bir sadeleştirme yaparsak. 2 ile 4 gitti. Burada bir 2 kaldı. Ops. Ops böldüm 2 kaldı. Karşıya attım 20. R eşittir zaten orada bize sırtan şöyle bir göz kırpan bir tane seçeneğimiz var. Diğer seçeneklerimizin hepsi tam sayıyken bir tek bu 20 bölü 3 fayda şey rasyonel verilmiş. O halde doğru cevabımız 20 bölü 3 olacak sevgili arkadaşım. Devam et. Yeni sorumuz gelsin. İp boyu 2 metre. Basit sarkaç. Aşağı yönde 2 metre bölü saniye karedeki ivmeyle hızlanan bir neyin içine yerleştirilmiş? Asansörün içerisine. İlginç. O zaman biz bu şöyle bir şey düşünelim ya. Asansör çiziyorum bir tane. Bir tane asansör çiziyorum. Bu asansörümüzün şöyle bir halatla yukarıya bağlayalım asansörümüzü. Şimdi bu asansörümüzün hareket ivmesinin yönü verilmiş değil mi sana? Ne demiş? Bak diyor ki aşağı yönde 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlanan. O zaman asansörün ivmesi zaten aşağı olmalı. Çünkü hızlanabilmesi için hareket yönünde ivmeye ihtiyacın var. O zaman bu asansörün ivmesi A eşittir 2 metre bölü saniye kare. Çok güzel, o dursun orada. Şimdi asansör aşağı, çok güzel bir soru. Dikkat et sevgili arkadaşım, bence bu soruyu güzelce halletmeliyiz. Asansör aşağı doğru A ivmesiyle hızlanırken asansörün içinde oluşan, ben hep söylüyorum ya bak, eylemsizlik ivmesi. Bu sanal. Dışarıdan bakan bir kuvvet diyagramı, dışarıdan bakan bir gözlemci için çizebildiğim bir ivme değil. İşte çizebildiğim kuvvet değil ama tıpkı merkez kaç gibi, biliyorsun o da yok ama çok işimize yarıyor. Gerçekten ben bunları seviyorum. Kim ne derse desin, fizik bu tip akıl yürütmelerle daha güzel çözülebilecek bir ders. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Buraya da 2 metre bölü saniye karelik ivme yazdık. Bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var ki bizim yer çekimimiz asansörün içerisinde her zaman olmazsa olmazımız. O zaman G eşittir kaç geldi? 10 metre bölü saniye kare. Aşağı doğru 10 var. Yukarı doğru 2 var. Zaten eylemsizliği aldık ya. Asansörün içerisindeki toplam ivmemiz. Asansörün içerisindeki toplam ivmemiz aşağı yönde 8. Biz buna asansör üst gezegeni diyorduk. Hatırlıyor musun sevgili arkadaşım? Ve benim çok sevdiğim kavramlardan bir tanesi. Asansörün içerisindeki G üssü ivmesi eşittir 8 metre bölü saniye kare. Şimdi asansör olayını çözmüş olduk. Yani biz şöyle yapıyoruz şu anda. Yer çekiminin 8 metre bölü saniye olduğu bir gezegende ben bu soruyu çözeceğim. Aha burayı ayırdım, sol tarafı. Şimdi bu soruyu çözmek için de bizden periyot istiyorsa yay sarkacı mı basit sarkaç mı? Bakıyorum ip, doğru mu, basit sarkaç 2 metre ip. Tamam, gayet güzel. O zaman ne yazıyorum? 2 pi çarpı kök içerisinde L bölü G değil de G üssü eşittir 2 pi kök, evet L'miz 2 metre değil mi? Bölü G üssümüz 8 değil mi? 1 bölü 4 kök dışına 2 çıktı. Dolayısıyla pi periyotla salınım hareketi yaptı. Çok güzel bir soru. Umarım anlaşılmıştır. Benim sorularımdan bir tanesi. Özdeş iki cisim yay sabiti 200 Newton bölü metre olan yay ile uzunluğu 0.15 metre olan ipin ucuna birbirlerine eşit periyotla basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre cisimlerden birinin kütlesi kaç kilogram olur diye soruyor. Şimdi burada dikkat etmen gereken önemli ayrıntı şu olur bence sevgili arkadaşım. Bak ne diyor? Eşit periyotlarla basit harmonik hareket yapıyorlar. Yani cisimlerin salınım periyotları birbirine ne? Eşit ya da titreşim periyotları, ne dersen. O zaman ben şu periyotları bir yazayım mı, ne dersin? Diyorum ki T1 periyodu eşittir T2 periyodu ise. T1 dediğimiz şey yay sarkacı. O zaman 2 pi çarpı karekök içerisinde
m bölü k dediğimiz periyot eşittir 2 pi çarpı karekök içerisinde l bölü g dediğimiz periyoda. Şimdi bir düşünsene, şuradaki sadeleştirmenin güzelliğine bakar mısın? Şuradaki 2 pi ile 2 pi gidecek, kökler birbirini götürecek. E o zaman geriye bana ne kalacak? Bir tane m bölü k dediğimiz ifade eşittir l bölü g'ye. Doğru mu? E, g yerçekim ivmesinde 10 olarak soruda vermiş. Yay sabitini vermiş. İpin uzunluğu vermiş ve kütle istiyor. O zaman ben buradan kütleyi çekecek olursam k'yi karşıya atayım. L dediğimiz şey 0.15 metre çarpı k dediğimiz şey yay sabiti, yani 200 Newton metre bölü Newton bölü metre bölü ne istiyor? Bir de g yerçekimine ihtiyacımız var. E, g yerçekimini de 10 aldım sevgili arkadaşım. O zaman şöyle düşün. Şuradaki 2 sıfır, aha şu sıfırla şu sıfır gibi birbirini götürecek. E şuradaki 1 sıfırla şuradaki 1 virgülü götürdüm. 1.5 oldu. Ya da 20 ile 0.15'i çarptım. 3 kilogram geldi. Gerisi matematiksel işlem kardeş. Sende problem yok. Güveniyorum sana, yaparsın. Peki devam edelim bir sonraki soruya. 10. soru. Kütlelere eşit KL cisimleri. K cismi dünyanın ekvator üzerindeki bir noktasında, L cismi ise kuzey kutbundaki bir noktada bulunuyor. Bir kere hemen şunu söyleyeyim sevgili arkadaşım. Bak, kızmak yok. Benim coğrafyam çok iyi değil. Onu bir söyleyeyim. Ama şöyle düşünelim. Dünyanın hafif şöyle ekvator bölgesinden hafif şişkin olduğunu biliyoruz. E birazcık da eksen eğikliği var. Şöyle bir şey. Ne tarafa doğruydu çok hatırlamıyorum. Coğrafya hocalarımız bana kızmasınlar. Ama eksen eğikliği olduğu için şimdi şöyle düşünelim. Ekvator bölgesi dünyanın merkezine en uzak nokta. Hadi ben o eksen eğikliğini şöyle bir ihmal edeyim. Yani o eksen eğikliğini almayayım da. Hani şöyle bir nokta etrafında şöyle dönüyormuş gibi düşüneyim. Ortasından bir çizgi çekeyim. Şimdi benim bildiğim bir şey varsa o da şu. Ekvator bölgesi merkeze en uzak nokta olacak. Yani ekvatorun yarı çapı en büyük. Bunu biliyorum. Şuradaki R'yi. Kutuplara biraz daha yakınız. Şimdi diyor ki K cismi ekvatorda. K cismini buraya yerleştirdik mi? L cismi de kuzey kutbu. Sanırım kuzey kutbu yukarısıydı. O kadar da değil artık değil mi? L kuzey kutbu. E, dünyanın dönüş eksenine göre, tamam dünyanın dönüş eksenini de şöyle aldığımızı düşünelim. Omega açısal süratiyle dönüyor. Şurada K noktamız var kutupta, şurada L noktamız var. K noktamız var ekvatorda, L noktamız var kutupta. Peki K'nin açısal süratiyle L'nin açısal süratine eşittir. Bir kere ister kutupta ol, ister ekvatorda ol, hiç problem değil. O nokta üzerinde, onun kenarında, herhangi bir noktada açısal süratler birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü dünya ile beraber dönen her şeyin açısal sürate eşit olur. Omega k eşittir omega l. Artık açısal hızları bile diyebilirsin. Problem yok. K'nin açısal momentumu L'nin açısal momentumuna eşittir. Ben yerinde olsam şu öncül için çok tatlı bir ifade yazardım. L eşittir açısal momentum I çarpı W. Böyle değil mi? Güzel. Şuradaki I'yı da istersen açabilirsin. Şuradaki I eylemsizlik momenti zaten. Hop, şöyle aldın mı? Eylemsizlik momenti de bu arada K ve L cisimleri dikkat neydi? Eşit kütleliydi sevgili arkadaşım, ona dikkat et. Şuradaki eylemsizlik momenti yerine ne yazacağını biliyorsun. Yani I eşittir. Hatta onu direkt yazayım ben. I eşittir M çarpı R kare mi? M'ler eşitti, doğru değil mi? R'ye bakmamız lazım. Omegaların zaten eşit olduğunu gördük. R büyük olan K noktası ise K'nin açısal momentumu L'nin açısal momentumuna eşit değil. Büyük olmak zorunda K'nin açısal momentumu. K'nin eylemsizlik momenti L'nin eylemsizlik momentine eşittir. Şimdi eylemsizlik momenti dediğimiz I zaten, o da M çarpı R kare gibi bir ifade. Buradaki R karelere dikkat edin. R'ler farklı ama M'ler birbirine eşit. Dolayısıyla bu durumda eylemsizlik momentleri eşit olamaz. İşaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz yalnız bir Adana olacak. Şöyle minik bir hatırlatma. Sevgili arkadaşım, açısal momentumun iki tane denklemi var. Bunlardan bir tanesi M ve R diye ifade ettiğimiz denklem, genellikle noktasal kabul ettiğimiz cisimler için. Diğerleri de I çarpı omega olarak ifade ettiğimiz denklem, ki açısal hız hangi yöndeyse açısal momentum da o yönde olacaktı. Ayrıca küçük minik bir hatırlatma yine. Şuradaki I eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku olarak bildiğimiz ifade, noktasal sayılabilecek cisimler için emre kare şeklinde yazabilirsin. Ama onun haricinde I orantılıdır emre kare. Çünkü başında bir katsayı oluyor, hatırla. Emre kare, emle kare gibi ifadeler. Bunlara dikkat eder. Öncüllerin yanında küçük küçük denklemler yazarsan inan bana AYT'yi çok rahat yaparsın.
Güzel. Bu da güzel bir hatırlatma oldu. Şimdi diyor ki uzunlukları R'ye 2, R'ye iplerin ucuna M kütleli XY cisimleri yatay düzlemde hızlar verilmiş. Yatay düzlemde düzgün çembersel hareket. Şu düzgün çembersel hareket ifadesi çok önemli. Hız büyüklüğü her yerde eşit. Dikkat et, hızları eşit değil. Hız büyüklükleri eşit. O yani cisimlerin ayrı ayrı düşün. Yani ne demek bu? İşte buradaki hız büyüklüğü 2V ise buradan geçerken de 2V, buradan geçerken de 2V. Onu kastediyorum. O1, O2 noktalarına göre açısal momentumları LX, LY. Tam da demin söylediğimiz şey değil mi sevgili arkadaşım? Her iki cisimde açısal momentumunu şöyle yazsam. M çarpı V çarpı R bağıntısıyla yazsam. Bence bu soruyu tık çözelim. O zaman şöyle diyor mu? LX bölü LY'yi istiyor bizden büyüklük olarak. Hemen LX'i yazalım. E kütlem M çarpı çizgisel süratim V olarak verilmiş. Yarı çapım R. Gayet güzel. Bölü çizgisini çekiyorum. Ardından diyorum ki bunun kütlesine bak. M. Hızına bak. 2V. Yarı çapına bak. 2R. O zaman geriye sadece ne kaldı? 1 bölü 4. Temiz. Mis gibi. Gayet güzel çözdük. Umarım anlaşılmıştır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Yani 1 bölü 4 olacak bu soruda da. Bir sonraki soru diyor ki döner sandalyede oturan Mehmet sandalyede oturuyor ve spor yapıyor. Eyt be, aferin Mehmet. Çekil 1'deki gibi omega açısı hızla dönüyor. Mehmet taşıdığı ağırlıkları vücuduna doğru yaklaştırırsa bak en güzel ifadelerden bir tanesi eylemsizlik torku yani eylemsizlik momenti toplam kinetik enerjisi açısal momentumu gibi ifadeler görüyorum. Yanlarına küçük küçük öncüller yazabilirim ama bu öncülleri istersen ben yine burada yazayım hadi. Eylemsizlik torku dediğimiz şey I eşittir. Mehmet için orantılıdır. M R kare gibi bir şey düşünelim. Şimdi şöyle orantılıdır. Şimdi buradaki Mehmet arkadaşımız kollarını ve şuradaki mesela M üssü dediğimiz küçük kütleleri içeriye doğru çektiğinde dönme merkezine göre yani Mehmet'in şöyle vücudundan göğüs kafesinden şöyle bir dönme merkezi çizecek olursam hatta onu şöyle siyah bir kalemle çizeyim. Şöyle Mehmet'in vücudundan bir tane dönme merkezi çizecek olursam şimdi dikkat etmek istersek arkadaşım şurada dönme merkezine olan uzaklıklarımız bu kadardı kollarımızda. Şimdi içeriye çektik neredeyse dönme merkezinde dönüyor. Yani uzaklık muzaklık kalmadı bak şuradan. Yani bildiğin ağırlıkları içeriye çekti. O zaman bu ağırlıkların R'sini ne yaptı? Bariz bir şekilde küçülttü. Yani şu denklemin içinde R'yi ne yaptın? Azalttın. O zaman M dediğin işte Mehmet'in kütlesi ağırlıkların kütlesi. Bunlar sabit kardeş. O zaman senin R'yi küçültmenle beraber eylemsizlik torkun azaldı. Mis. Doğru bir ifade. Şimdi toplam kinetik enerji artar ifadesine geçmeden önce ben önce açısal momentumun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi açısal momentum dışarıdan biliyorsunuz ki herhangi bir kuvvet uygulanmadığı sürece kuvvet demeyelim aslında. Dışarıdan uygulanan toplam tork, net tork sıfır olduğu sürece açısal momentum korunur. Yani açısal momentum değişmez ifadesi bir kere gayet doğru bir ifade. Hemen parantez içine yazıyorum. Bak ne güzel bir ifade. Dış tork etkisi sıfır olduğu için bunu yazabiliyorum. Değil mi? Dışarıdan tork uygulanmadığı sürece açısal momentum korunur. Peki Mehmet kardeşimiz için açısal momentum neydi? I çarpı omegaydı. Peki biz bu I'nin azaldığını biliyor muyuz? Evet, I küçüldü. Omega ne oldu? Büyüyecek. Hadi diyelim ki I'yı I bölü 2'ye düşürdük. Hani ola ki öyle bir şey yaptık. O zaman omega artacak ve 2 omega olmayacak mı? Çünkü eğer L eşittir I çarpı W ise sevgili arkadaşım aynı L eşittir I bölü 2 çarpı omega üssü dersen omega üssünün 2 omega olması gerekir. Doğru değil mi? Bence bu çok önemli. Niye bu önemli Ahmet hocam? Şu ikinci öncül var ya. Toplam kinetik enerjisi artar ifadesi. Toplam kinetik enerjisi. Bak şimdi kinetik enerjisini dönme kinetiği gibi düşünürsem. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2. Tabi burada dönme kinetik enerjisi olayı yine biraz önemli. Toplam kinetik enerjisi öteleme değil. Burada dönme olarak düşünelim. Şimdi 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega'nın karesiydi. Sonra E üssü dedim. Dikkat lütfen. 1 bölü 2 çarpı I'yı I bölü 2 yaptık. Çarpı omega'yı da 2 omega yaptığımız için karesini aldık 4 omega kare oldu. Yani şuradaki ifade E üssü dediğimiz ifade şuradaki 1 bölü 2 omega kare. Burası ne?
4, 4, 4 gitti. 2'ler gitti. I omega kare. Burası I omega kare. Burası 1 bölü 2. Tamam. O zaman 2 katı gibi bir şey çıktı benim yaptığıma göre. O zaman toplam kinetik enerjisi zaten dönme kinetik enerjisi olarak aldık. Bütün enerjiyi. Yani hiç öteleme düşünmedik burada. Tamamen dönme olarak aldık. Toplam kinetik enerjiyi ve gayet doğru bir ifade olduğunu gördük. Yani işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz 1, 2, 3 olacak. Tekrar edelim. Eylemsizlik torku azaldı çünkü yarıçapını küçülttü. Toplam kinetik enerji arttı. Çünkü eylemsizlik torku azalırken açısal sürat arttı ve karesiyle orantılı olduğu için enerji artmış oldu. Açısal momentumu değişmez çünkü dışarıdan tork etkisi yok. Gayet güzel. Taburenin sürtünmesi de ihmal. Yeryüzünde meydana gelen büyük depremlerin ardından bilim insanları dünyanın kendi ekseninde dönme süresinin küçük değerlerde azaldığını belirlemişler. Deprem dünyanın açısal momentum, eylemsizlik momenti, açısal sürat. Bak demin söylediğimiz ifadenin aynısı. Açısal momentumun karşısına hemen ne yazıyorum sevgili arkadaşım? Kızma bana. Değişmez yazıyorum. Niye değişmez yazıyorum? Çünkü cismin üzerine etki eden net tork eşittir. Bunu tork olarak düşün. Net tork eşittir sıfır. Dünyanın kendi içinde gerçekleşen bir deprem, dünyanın dışarıdan bir tork etkisi altında olmadığını söyler. Bu da tork yoksa açısal momentum değişmez dedik. Değişikliğe uğrar. O zaman çizdik bunun üstünü. Eylemsizlik momenti açısal sürat. Zaten her şey açısal momentumda bitiyor. Açısal momentum L eşittir I çarpı W gibi bir ifademiz var. Her zaman söylüyoruz. Şimdi diyor ki adam dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme süresinde küçük değerlerde azaldığını. Kimin? Dönme süresinin. İyi de dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi zaten periyot değil mi arkadaşım? Periyot azalıyor diyor ya resmen. Şuradaki omega'yı açacak olursak diyelim ki yeniden I çarpı omega. Omega dediğimiz şey 2 pi bölü t değil mi? Bu deprem sırasında periyodun azaldığını gördük. O zaman omega'nın artması gerekecek. Periyodun azalmasıyla beraber payda küçüldüğü için değer büyüyecek. Şimdi omega artarsa L eşittir I çarpı omega bağıntısında omega'nın artması eylemsizlik momentinin azaldığını söyleyecek. Yani eylemsizlik momenti değişikliğe uğramıştır. Hatta net bir şekilde azalmıştır diyebiliriz. Açısal sürat zaten açısal sürat dediğimiz omega'ydı değil mi? Terimler çok önemli. Dolayısıyla omega değişikliğe uğramıştır. İşaretlenmesi gereken doğru seçeneğimiz tertemiz. 2 ve 3 D seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Bir sonraki soru. Yarıçapları 2 R'ye R mi? K ile dişlerinde oluşan şekilde sistemde ok yönünde omega açısal hızla döndürüldüğünde dişlerin dönme kinetik enerjileri birbirine ne oluyormuş? Eşit. Hatırladın mı dönme kinetik enerjisini? Dönme kinetik enerjisini bu dişli için iki yazacak olursam iki dişli için. Eylemsizlik momentleri oranı isteniyor. Yarı çapları verilmiş. Öncelikle bu omega açısal süratiyle dönerken bu da bu tarafa doğru bir dönme hareketi yapacak. Doğru değil mi? Hemen şöyle düşünelim. Bu omega ile dönüyor ama bunun bir tur döndüğünü düşünelim. Zaten omega dediğim şey 2 pi çarpı f değil mi aynı zamanda? Şuradaki f'de tur sayısı birim saniyedeki, birim zamandaki yani frekans. Dolayısıyla bir tur döndü. Yarı çapı r. Yarı çapı 2 r olan 1 bölü 2 tur dönecek. O zaman da açısal sürati de omega bölü 2 olacak. Doğru değil mi? Peki bizim burada yapmamız gereken şey ne? Bunların dönme kinetik enerjilerini birbirine eşitlemek. Peki dönme kinetik enerjisini hangi denklemle yazıyordum? Kinetik eşittir 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega'nın karesi. İstersen yukarıda da yapabiliriz. Bundan dönme kinetik enerjilerini hemen aşağıda birbirine eşitleyelim. Öncelikle soldakinden başlayalım. 1 bölü 2 çarpı I ne? K çarpı omega'nın karesi. Yani omega kare bölü 4 eşittir. Sevgili arkadaşım 1 bölü 2 çarpı. Aha bak açısal sürat burada. Ne diyorsun? Omega. Aslında I L çarpı omega'nın karesi. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Sadeleştirmemizi. Şuradaki omega kareyle buradaki bir gitsin. 1 bölü 2'ler birbirini götürsün. Bak burada IK kaldı. Bir 4 var. Bir de IL. O zaman benim yapmam gereken şuradaki IL'yi karşıya alıp 4'ü bu tarafa çekmek. O halde IK'nin sevgili arkadaşım IL'ye oranı eşittir. 4 mü çıktı? Bakıyorum. İşlem hatası yapmadık herhalde. 2 RR. Evet. Omega. Doğru. Burası 4. O zaman doğru seçeneğimiz 4 olacak. Cevap şıklarında sanırım copy paste yaparken bir yanlışlık yapmışızdır. O yüzden de soruları hazırlarken
Küçük bir hatayla cevap seçeneğinin böyle olması, yani en azından aşağıdaki şıkların böyle olmasını sağlamışız. Hiç problem değil. Beşinci şıkkı ekledik. Dört dedik ve onu ne yaptık? İşaretledik. Kendi sorumuzda değişiklik yaptık. Problem yok. Bir sonraki soru. Bir teker sabit ve öteleme hız ile, öteleme hız vektörünü görüyorsun. Hop, şuraya bir tane vektör işareti koyalım. Şekildeki bir kaymadan dönerek ilerliyor. Teker üzerindeki noktaların. Şimdi benim özellikle çembersel hareket konusunda video anlatım kısmında buradaki öteleme hareketi yapan cisimler için yere göre dönme noktalarının yere göre dönme noktasını alıyorduk ve cisim üzerindeki noktaların o anlık hız vektörlerini inanılmaz kolay şekilde belirliyorduk, değil mi? Şuradaki M noktasını ne aldın arkadaşım? Bak, bu çok tatlı bir yöntem. Dönme merkezi olarak aldın. Şimdi burayı dönme merkezi olarak kabul ettiğimizde KLM noktalarının hız vektörlerini belirleyebilmek için rahatlıkla yapman gereken şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi, örneğin oraya bir vektör çizelim. Mesela dönme merkezi M ise K noktasına bir tane vektör çiziyorum. K noktasına çizdiğimiz bu vektörün boyuna bakıyorum. Ardından mesela L noktasına bir tane vektör çiziyorum. Aynı şekilde dönme merkezinden L noktasına bakıyorum. Şimdi buraya çizdiğim vektörün boyu, biraz daha isterseniz şöyle kalın çizgiyle çizelim. Şuraya çizdiğimiz vektörün boyuyla yukarıya çizdiğimiz vektörün boyunu kıyasladığımızda K noktasına çizdiğimiz vektörün boyu daha büyük olmayacak mı? Bak, işte bu vektör. Çok daha büyük. O zaman zaten senin çok iyi bildiğin bir ifade var arkadaşım. Biraz güven kendine, hiçbir problem yok. V dediğimiz çizgisel sürat zaten omega çarpı R gibi bir ifadeyle gösterilmiyor mu? O halde dönme merkezini M aldığımda şuradaki yeşille çizdiğim vektör, maviyle çizdiğim vektör M. Örneğin şöyle diyeceğim. VK eşittir. Eğer ben buradaki bisikletimin bir yarı çapına R diyecek olursam K noktası için o örneğin ne demem gerekiyor? Omega çarpı 2R demem gerekiyor. Peki L noktası için mesela 2R ile R arasında bir şey. Atıyorum omega çarpı 1,5R gibi bir şey. Ve M noktası için ifade edecek olursam omega çarpı 0. İyi de Ahmet hocam, bunlara ne gerek vardı ki? Zaten K'nin yarıçapı en büyük, sonra L, ardından M'ninki zaten 0 deyip en büyük hız K, ardından L, ardından M diyerek doğru seçeneği, yani A seçeneğini işaretlesene. Niye uğraşıyorsun? Kesinlikle arkadaşım haklısın ve bu dediğini rahatlıkla yapabilirsin. Hiçbir problem yok. Devam et. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda makara üzerine yeterince uzun ip sarılarak diğer ucuna bir yük asılıyor. Şimdi şurada M kütleli bir yük astık. Tabii ki de bu yükümüzün aşağı doğru bir ağırlığı olacak. Bu ağırlığımıza da MG dediğimizi düşünelim. Makaraya sarılı ipin kütlesi ve ağırlığı ihmal ediniz diyor. K yükü serbest bırakıldığında aşağı yönde inerken hareket sırasında makaranın açısal momentumu sabit kalır. Şimdi şöyle bir şey söyledik. Açısal momentum değişimi, açısal momentumu değiştirecek şey neydi? Torktu. Bir kez daha yazıyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Hep söylediğimiz gibi sevgili arkadaşım. Diyoruz ki net tork. Peki bu tork nereden uygulanacak? Dışarıdan. Eğer sıfır ise, yani tork uygulanmıyorsa, o zaman ne olacak? Açısal momentum sabit kalır. Yani delta L diye bir ifadeden bahsedemezsin. O halde buraya sabit diyorsun. Peki bir cismin açısal momentumunu nasıl değiştirirsin? Açısal momentum değişimi eşittir cisme uygulanan net tork, yani sıfır olmadığı durum, çarpı delta t. İşte bu açısal momentumunun değişimini bana veren ifade. Tıpkı çizgisel momentumdaki değişim. Onu şöyle sağ üst köşeye yazayım. Küçük bir minik hatırlatma. Delta P bir cismin çizgisel momentumundaki değişimde, hatırlıyorsun değil mi? Delta P'nin oluşması için F lazımdı. F çarpı delta T gibi bir denklemin vardı. O zaman burası ne? Burası da delta L eşittir tork çarpı delta T. Peki ne diyor o zaman sana? K yükü serbest bırakıldığında aşağı yönde inerken. Şimdi buraya lütfen dikkat et sevgili arkadaşım. Gerçekten bu çok sevdiğim noktalardan bir tanesi. Bakalım cisme etki eden herhangi bir tork var mı? İşte şu uzaklığı görüyorsun değil mi? Şu uzaklık bildiğimiz ne? Yarıçap vektörü. Yarıçap vektörü ise o zaman buraya R dedik mi? O zaman şuradaki ipteki gerilme kuvvetine de şöyle güzelce T diyelim. Cisim sonuçta o ipi geriyor. O halde buradaki T gerilme kuvveti, yarıçap vektörü de uzaklığımız varsa dönme merkezi üzerinden bir tork oluşturuyor. Yani oluşan net tork büyüklüğü eşittir T ip gerilmesi. İstersen ip gerilmesine F diyeyim de kafamız karışmasın T'lerle. Çarpı R. Bu cismin dışarıdan
üzerine etki eden ne? Makaranın üzerine etki eden tork. İşte bu tork nedeniyle açısal momentumu sabit kalamaz. Hareket sırasında makaranın açısal ivme büyüklüğü sabit kalır. Şimdi gelelim açısal ivmeye. Bu çok aslında biraz uç bir terim. Özellikle birçok arkadaşımızın merak ettiği bir terim olarak düşündüm ve bunu da buraya aldım. Şimdi delta L eşittir tork çarpı delta T idi. Açısal ivme dediğimiz şey aslında çok basit. Yani şöyle düşünebilirsin. Açısal ivme alfa eşittir birim zamandaki açısal hız değişimi. Yani delta V ama delta W bölü delta T şeklinde düşünebilirsin. Buraya tork uyguladığın için buradaki makaranın dönme açısal sürati sürekli ne yapacak? Artacak değil mi? Yani açısal sürat dedik, dönme yönünü gösterdik. Üstüne vektör şartı koymayalım. Omega artacak. E tabi bu şu yönde döndüğü için sayfa düzleminden içeriye doğru bir açısal hızı olacak. O zaman açısal hız sürekli arttığı için açısal ivme büyüklüğü oluşacak. Açısal ivme birim zamandaki açısal hız değişimi. Ve sevgili arkadaşım onu da şöyle düşünebilirsin bak. Hani F eşittir MA'yı biliyorsun ya, aynı mantık. Tork eşittir M yerine I yazıyorsun, A yerine de alfa yazıyorsun. Şimdi buradaki açısal ivme neye bağlı? Tork ve eylemsizlik momentine. İyi de tork sabit. Zaten F çarpı R kadar. Eylemsizlik momenti de sabit. Dolayısıyla M R kareydi o. O zaman açısal ivmenin büyüklüğü sabit kalır. Ama açısal hızı değişir. Bak dikkat et. İvme ile hız aynı şey değil. Hareket sırasında makaranın eylemsizlik momenti artar. Makaranın eylemsizlik momenti I eşittir yaklaşık orantılı. M R kare boyutunda bir şey değil mi? Başında bir katsayı var. Dolayısıyla makaranın eylemsizlik momentinde hiçbir değişiklik olmaz. Zaten I sabit, tork sabit, alfa yüzden sabit. Bu da gitti. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçenek burs olacak. Çok zalim bir soruydu. Geçtik. Peki ne diyor? Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda bir basket topu şekildeki gibi düzlemde sürtünmesiz dönebilmektedir. Dönüş sırasında topa dönme ekseni üzerinde tepe noktasından bir delik açılırsa açısal hız artar. Şimdi topa bir delik açtın arkadaşım. Toptan dışarıya ne çıkıyor? Bir kere hava çıkıyor. Hava çıktığı için topun hem kütlesi azalıyor hem de top illaki küçülecek. Çünkü basınç altında şişirmiş bir top bu. O zaman şöyle yapacak olursak ne diyeceğiz? I çarpı şöyle ifade edersek açısal hızı diyor. I çarpı W. Şimdi buradaki I yerine ne yazıyorum? M çarpı R'nin karesi çarpı W yazıyorum. Şu bir kere M ne oluyor? Azalıyor. Aynı zamanda R ne oluyor? R de azalıyor. E peki topa dışarıdan herhangi bir tork etkisi görüyor musun? Hayır. İşte en önemli kısma geldim. Tork etkisi olmadığı için açısal momentumun büyüklüğü defalarca söyledim ve sabit. O yüzden de R azaldı. Hatta buraları şöyle gösterelim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim geri. Şöyle alalım. Önce diyelim ki şuradaki açısal momentumun değeri ne sevgili arkadaşım? Sabit. Bunda herhangi bir değişiklik yok. O zaman sen şuradaki M'i azalttın. Şuradaki R'yi azalttın. E tabii ki de omega ne olacak? Artacak. Ve böylece açısal momentumun sabit kalmasını sağlayacak. O zaman açısal zartar ifadesi gayet doğru. ÇL noktalarından serbest bırakılan iki özdeş macun topa aynı anda yapışıp dengenin bozulmadığı düşünülse eylemsizlik momenti azalır. Şimdi eylemsizlik, topun eylemsizlik momenti, üstelik topun. Şimdi topun eylemsizlik momenti değişmez. Niye? Emre kare değil mi? Üstüne yapışan macunlarla beraber sistemin eylemsizlik momenti derse bu durumda da artar. Çünkü M artıyor. Gitti. Topun dönme frekansı arttırılırsa açısal momentum artar. Topun dönme frekansını arttırdık. Yani neyi arttırıyoruz? F arttırıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bunu dışarıdan bir etkiyle F arttırıyoruz. Ona dikkat et lütfen. Dolayısıyla F arttırdığımız zaman ne oluyor? Omega eşittir. Omega eşittir. Küçük denklemler. 2pi F'den dolayı omega artıyor. Ve omega'nın artmasıyla beraber L eşittir I çarpı omega. Omega arttı. I'yi değiştirmedin. L arttı. Evet. Açısal momentumu kesinlikle artıyor. Doğru bir ifade. Bak burada dışarıdan bir etki olabilir. Bundan hiç bahsetmemiş. Topun dönme frekansı arttırırsa nasıl arttırılıyor? Dolayısıyla topun hiçbir şey değişmeden dönme frekansı arttırılıyorsa kesinlikle topa bir kuvvet uygulanıyor ve bu kuvvetin bir tork oluşması sağlanıyor. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçeneğim ne olacak? 1 ve 3 olacak. Aha kesinlikle doğru çözdük arkadaşım. Hiç telaşa gerek yok. Ama doğru seçeneğimiz burada yok. O zaman şuradaki 2'yi kalın 1 yapıyorum. Doğru seçeneğimiz ne oluyor? D seçeneği oluyor. Böylece tabii soruları hazırladım. Çözmeden
çözmeden, önce dışarıdan ayrıca ben çözmeden şu anda sizin karşınızda çözüyorum. Öyle küçük hatalar olabilir. Eylemsizlik torku dönme eksenine karşı gösterilen direnme eğilimidir. Tamam, güzel. Ve türdeş bir çubuk dönüyor. Şimdi bizden ne diyor? K ekseni etrafında dönecek, L ekseni etrafında dönecek ve M ekseni etrafında dönecek. Arkadaşım zaten bunu çok basit düşünebilirsin. Sonuçta eylemsizlik momenti neydi? Orantılıdır. Birkaç sayı var. Emre kare boyutunda. Yani K ekseni etrafında dönerken noktaların R'si çok daha büyük. Yani dışarıdaki bir noktayı düşünürsen, örneğin bakın şöyle ta ucu ta burada. Yani R karesi çok büyük. Dolayısıyla eylemsizlik momentinin en büyük olacağı nokta K noktası. Ardından L, ardından M. Bir kalemi ortasından döndürmek daha kolaydır. Evde bunu rahatlıkla deneyebilirsin. Ucundan döndürmek daha zordur. Hani şu hareketi yapıyoruz ya, kalemimizi çeviriyoruz falan. Tabii bu kalemi tutamadım ben ama. KLM noktaları, yani işaretlenmesi gereken seçeneğim ne olacak? A seçeneği olacak. Hiçbir işlem yapmamıza gerek yok. Zaten elimizde şöyle bir denklemimiz var. Bu denklemde R kareden yola çıkarak aynı kütle üzerinden düşündük. Basit. Başlangıçta durmakta olan bir cisme sisteme dış tork. Dış tork. Hep söylediğim şey. Deminden beri özellikle çözdüğüm sorularda sana bunu öğretmeye çalıştım. Yani ifade etmeye. Cisim veya sistemin üzerine açısal momentum oluşmasını sağlar. Eğer dışarıdan tork uygulanmıyorsa açısal momentum korunur. Jiroskop yardımıyla uçaklarda eğim ölçülür ve uzay araçlarında yön bulunur. Tabii ki de bu tamamen açısal momentumla çalışan bir sistem. Dışarıdan hiçbir tork etkisinin altında olmayan cisimlerin dönüşü sırasında açısal momentum korunur. Zaten söyledik yukarıdakiyle ilgili. Cisme uygulanan tork etkisinin cismin eylemsizlik torkuna oranı açısal ivmesini verir. Bu da ilginç bir şey zaten. Cismin açısal momentumundaki değişim delta L, bu denklemi yazmak istiyorum tekrar. Neydi? Tork etkisi, o T'yi biraz düzgün yazalım. Cisme etki eden net tork çarpı delta T şeklinde düşünebiliriz. Açısal momentumdaki değişim tork vektörüyle aynı yönde olacak zaten. Çok güzel bir ifade bence. Şimdi açısal momentumundaki değişimi nasıl ifade edebilirsin? I eylemsizlik momenti çarpı delta omega açısal hızdaki değişim eşittir cismi üstüne etki eden tork çarpı delta t, değil mi? Şimdi şuradaki delta omega'yı burada bırakıp delta t'yi buraya alıp i'yi de buraya aldığını düşün. O zaman ne olacak sevgili arkadaşım? Biraz fantastik işlemler yapıyoruz. Delta omega bölü delta t, yani bu ifade eşittir ne olacak? Cisme etki eden net tork bölü neye? I'ya. O zaman bir cisme etki eden gerçekten torkun onun eylemsizlik momentine oranı açısal ivmesini verecek. Doğru. Çünkü şuradaki ifadeye ben ne diyorum? Birim zamandaki açısal hız değişimi, yani açısal ivme. Çok zalim bir soru olmuş be. Dolayısıyla cevap ne? 1-2-3. Ahmet Bulut, niye yazıyorsun böyle sorular? Aralarında D kadar uzaklılık bulunan KL cisimlerin kütleleri arasında M1, M2 kütle, R1, R2 küresel tamam kütle çekimle ilgili. Şimdi kütle çekim kuvvetimizi hemen bir hatırlayalım mı? Şurada yazalım. Tabii ki kendisi neye, kime ait? Sir Isaac Newton'a mı ait? Evet, kesinlikle. G çarpı kütlelerden bir tanesi M1 çarpı diğeri M2 bölü kütleler arasındaki uzaklık karesi. Değil mi? D kare. Biz buna gravitasyonel çekim kuvveti diyoruz. Gravitasyonel çekim, yani kütle çekim kuvveti doğadaki dört temel kuvvetlerden bir tanesi sevgili arkadaşım ve üniversite sınavında tercih edilebilecek bir kuvvet. D uzaklığı azaltılırsa cisimler arasındaki kütle çekim kuvveti azalır. D uzaklığını azaltırsan, aha bak D'yi azaldın. O zaman ne oldu? Kütle çekim kuvveti of azalır diyor. Aman Allah'ım, ne yapıyorsun? Yanlış. Artar gibi okudum. Sadece M1 ve M2 kütle değerleri iki katına çıkarsa çekim kuvveti iki katına çıkar. Yargılardan hangileri doğrudur? Şuradaki ifadeyi bence ne diyelim? D uzaklığı azaltılırsa cisimler arasındaki kütle çekim kuvveti azalır değil de bunu artar şeklinde ben bir değiştireyim. Doğru mu? O zaman bu ifade en azından doğru olsun. D'yi azalttık, çekim kuvveti arttı. Doğru mu? Gayet güzel. Sadece M1, M2 kütle değerleri iki katına çıkarılırsa. Bak şimdi bu önemli. Kuvvet iki katına çıkar diyor. Kuvvet böyle değil miydi? Şimdi ben M1 ve M2'yi iki katına çıkarttım. F üssü yazıyorum. G çarpı 2M1 çarpı 2M2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Sadece M1 ile M2'yi iki katına çıkarıyoruz. Yani D'yi değiştirmiyoruz demek. Bu durumda kuvvet kaç F olacak? Şöyle hemen altına yazalım. Kuvvet sevgili arkadaşım 4 F olacak. Yani iki katına çıkmayacak.
İyi ki şurayı değiştirdik ha. Cisimler arasındaki uzaklık d yarıya düşürülürse kütle çekim kuvveti 4 katına çıkar. Cisimler arasındaki uzaklık demiş bak d, dikkat et ha. Burada d yazdık ama aslında bu d ne? Genel olarak d'yi ifade ediyor. Tabii bu genel formül olarak yazdım ben bunu zaten. Ama şuradaki d benim istediğim d değil. Çünkü biz normalde kütle çekim kuvvetini ifade ederken bunun kütle merkezinden, değil mi? Bu çok önemliydi sevgili arkadaşım. Bunun kütle merkezine olan uzaklığı almalıyız. Yani bizim burada almamız gereken uzaklık tam da şu uzaklık. O zaman dolayısıyla bu uzaklığın içine cisimlerin yarıçapları da giriyor. Yani şuradaki D'nin iki katına çıkarılması hiçbir anlama gelmiyor. Bu mesafe ne? R1 artı D artı R2 gibi bir ifade. Yani kütle çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için buranın yarıya değil parantez içinde yazdığım şu terimin yarıya düşürülmesi lazım. O zaman bu ifade doğru değil. İşaretlenmesi gereken doğru seçenek yalnız bir Adana. Yalnız Adana. Devam ediyorum bir sonraki soru. Dünya gezegeninin güneş etrafında dönüşü ile arasında kütle çekim potansiyelinde EP dönüş hızı nedeniyle kinetik enerjisi EK. Toplam enerji ET olduğu bilinmektedir. Ne diyor? Dünya güneşe göre şu anki yörüngesinden daha uzak bir yörüngede dönüyor olsaydı. Daha uzak bir yörüngede dönüyor olsaydı hemen şunu söylerdim. Hızı ne olurdu? Azalırdı. Kinetik enerjisi EK eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V'nin karesi nedeniyle kinetik enerjisi ne olurdu? Kesinlikle azalırdı. Şimdi potansiyel enerjisini umarım hatırlıyorsun. Kütle çekim potansiyeli EP eşittir. Başında eksi vardı ve çok önemliydi. G çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklık, gezegenlerin arasındaki kütle merkezleri arasındaki uzaklık de ya da gezegenle güneş arasındaki uzaklık. Şimdi ne diyoruz? Daha uzak olsaydı, yani D'yi arttırdık. Değer küçüldü ama başındaki eksi senin için çok önemliydi. Değer küçüldü fakat eksi işareti nedeniyle enerji ne oldu? Büyüdü. Dolayısıyla potansiyel enerjinin arttığını söyleyebiliriz. Toplam enerjiye gelince. Şimdi tabii bu gıcık bir soru. Üniversite sınavında çıkar çıkmaz tartışılır. Müfredatın biraz uzağında. Onu biliyorum ama özellikle yazmak istedim. Küçük bir hatırlatma. Toplam enerji eksi 1 bölü 2 çarpı G M çarpı M bölü D olarak ifade ediliyordu. Yine buradaki eksiyi gördük. Toplam enerjinin de artacağını söyledik. O zaman toplam enerji artar, potansiyel artar, kinetik azalır. Artar, artar, azalır. Doğru seçeneğimiz ne olacak? D seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Geldik son soruya. Üstten görünmüş şekilde ekip olan sürtünmesiz yatay düzlemde hemen cisimlerin kütlelerini yerine yazıyorum. Ne diyor? 3M kütleli K cismi ile 2M kütleli L cisimleri şekildeki gibi ne yapıyormuş? Çembersiz hareket yapıyormuş. Vallahi hiç kusura bakmayın, kızan kızar. Hiç problem değil. Bu kuvvetlerin sanal olduğunu ben çok iyi biliyorum. Merkez kaç kuvvetlerimi soru çözmek için çözüyorum. Yani benim çok işime yarıyor. Hiç problem yok. İpteki gerilme kuvvetlerini efsane bulduruyor bana. Şimdi şuradaki merkez kaç dediğim sanal kuvveti Fk diyorum. Bunlar yok zaten. Biri isterse ben bu kuvvetleri görmüyorum. Ama soru çözerken efsane işime yarıyor. Şimdi Fk'yi hesaplayalım. Fk dediğimiz kuvvet ne? 3m çarpı omega kare çarpı 2r değil mi? Peki Fl dediğimiz kuvvet 2m çarpı omega kare çarpı 3r değil mi? Buraya 6f dersem burası da 6f gelir. Sonra getir arkadaşım, getir abi. Şuraya güzelce bir 6f, bu ip gerilmesi değil ha. Bu şuradaki fk. Hadi şöyle yazalım. Şuradaki değere ne diyorum? 6f. Şu da zaten 6F. O zaman T2 ip gerilmesi ikisini birden tuttuğu için şöyle yazalım. T1 bölü T2 istenmiş bizden. Eşittir. T2 ikisini birden tuttuğu için 6 6 daha 12F. T1'e gelince sadece bu 6F'i tuttuğu için 6F. Oran tertemiz 1 bölü 2. Hoppa! Böylece son sorumuzu da çözdük arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. Biraz uzun bir video oldu. Buraya kadar gelebildiniz mi bilmiyorum. Buraya kadar gelebildiyseniz mutlaka bir yorum yazın. Ya da mutlaka işte bir nokta koyun ki buraya kadar geldiğinizi anlayalım. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.